Müslümanlar tarih boyunca her dönemde organize şekilde ortaya atılan bir takım iftiralara uğramışlardır. Hazreti Meryem'e ve Hazreti Ayşe'ye atılan haşa iffetsizlik iftirası. Hazreti Yusuf'a, Hazreti Yahya'ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Hazreti Zekeriya'ya atılan cinsellik konulu iftiralar. Peygamberimize Hazreti Hud'a, Hazreti Nuh'a ve Hazreti Musa'ya atılan delilik iftirası. Hazreti Musa'ya atılan büyücülük ve yalancılık iftirası bunlara birkaç örnektir. Bu iftira organizasyonunun sahipleri karşımıza İslami tüm faaliyetleri durdurmak isteyen münafıklar, fasıklar ve her dönemin din karşıtı karanlık güçlerinin şer ortaklığı şeklinde çıkmaktadır. Bu iftira organizasyonunun fitnesinden sakınmak için Müslümanların yapması gereken ise tüm iddiaları Allah'ın emri gereği mutlaka araştırmaktır. Nitekim Rabbimiz bir ayette, "Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse onu etraflıca araştırın. Yoksa cehalet sonucu bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz." buyurmaktadır. Yüce Allah, iftiraya uğrayanlar hakkında Müslümanların nasıl bir tepki vermeleri gerektiğini de şöyle bildirmektedir. Onu işittiğiniz zaman erkek müminleriyle kadın müminlerin kendi nefisleri adına hayırlı bir zanda bulunup bu açıkça uydurulmuş iftira bir sözdür demeleri gerekmez miydi? Allah müminlere iftira atanların durumunu ayette şöyle haber vermektedir. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir şer saymayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her bir kişiye kazandığı günahtan ceza vardır. Onlardan iftiranın büyüğünü yüklenene ise büyük bir azap vardır. Bir iffetsizlik iftirası atıldığında Müslümanların nasıl bir tavır sergilemeleri gerektiğini Allah Kur'an'da şu şekilde bildirmektedir. Korunan kadınlara iftira atan sonra dört şahit getirmeyenler, onların şahitliklerini ebedi olarak kabul etmeyin, onlar fasık olanlardır. Ona karşı dört şahitle gelmeleri gerekmez miydi? Şahitleri getirmediklerine göre artık onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Birebir aynı iftiralar bugün de hayatlarını yaratılış gerçeğinin anlatılmasına, Darwinizmin bilimsel eleştirisine ve Türk İslam Birliği'nin oluşmasına adamış olan Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına atılmaktadır. Müslümanların yapması gereken ise öne sürülen iddiaları Kur'an ve sünnet süzgecinden geçirerek kimse hakkında zanda bulunmamaları, dedikodulara inanmamaları ve bu sayede gerçekleri görmeleridir.